ederim. Sağ olasın. Çok güzel çiçekler. Oraya bakar mısın? Merhaba. Nasılsınız? Ne resminiz? Ay çiçekleri. İstediğimiz rengi kullanabiliyor muyuz? Peki. Ben biraz soruluk aldım. Tamam, ben aldım. Ne kaldıysa ya da ne yaşıyor gördüklerse tatilde ne yapmak istiyorlar birazcık heyecan. Evet, en çok. Evet. Sanatsal, estetik, duyarlılık. Hepsi beraber gözlem. Forward and back, left and right, forward and back, turn left, turn right, I jump, jump, I jump, 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 left and right, down, stand up, spin around, and jump, jump, forward and back, left and right, forward and back. Okullarımızda cıvıl cıvıl etkinlikler var. Bugün de Ankara'da İzzet Latif Aras İlk Ortaokulu'ndayız. Öğretmenlerimizle beraberiz, çocuklarımızla beraberiz. Ve onların gözündeki neşeyi görmek, o hareketi, canlılığı görmek hani bizi gerçekten güçlendiriyor, çok mutlu oluyoruz. Bu dönemde elbette bir okulun ihtiyacını en iyi bilen öğretmenlerdir. Bir çocuğun ihtiyacını en iyi bilen meslektaşlarımızdır. Okul yöneticileridir. Hangi okulun neye ihtiyacı var? Bütün okullarımız bu anlamda kendi tedbirlerini alıyorlar, içeriklerini oluşturuyorlar. Elbette bizim bu iki hafta içerisinde, 5 Temmuz'a kadar olan süreç içerisinde akademik konularla ilgili bazı çalışmaların yapılabileceği ama asıl olanın sosyal, duygusal, sportif, kültürel faaliyetler olduğunu vurguluyoruz. Ve bu vurgumuz şundan dolayı yaptığımız araştırmalar var, saha taramaları var. Çocuklarımızın neye ihtiyacı var? Hangi yaştaki çocuğumuz ne istiyor? Bunlara baktığımızda gördük ki birlikte olmak istiyorlar, oynamak istiyorlar, işbirliği istiyorlar, koşmak, hareket etmek, sanatsal etkinliklerle boşalmak istiyorlar, ruhlarını rahatlatmak istiyorlar. Biz de tam bunun için etkinlikler listesi hazırladık, bunu bütün Türkiye'ye ulaştırdık. Ve bu etkinliklerden istediğini hangi okul ne isterse yapabilir. Dilerlerse ki burada onu gördüm. Öğretmen arkadaşlarımız oturmuşlar, zümreler kararlarını vermişler. Ve bizim çocuklarımızın tam da şunlara ihtiyacı var diye çok güzel etkinlikler planlamışlar. Ve burada öğretmenlerimizin aslında sadece eğitim öğretim süreci olarak değil,
aslında bir çocuğun hani ruhunu iyileştirmek, bir çocuğu bir şekilde daha kıvançlı hale getirmek, özgüvenini artırmak için aslında büyük bir iş yapıyorlar ve bu geleceğe dönük umutlarımızın artması bakımından bence son derece kritik. Bugün Türkiye'de bu saatte, bu güneşin altında çocuklarımızın bu rehabilitasyonuna emek veren, çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılama noktasında son derece özverili çalışan bütün meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ailelere teşekkür ediyorum. Çünkü onlar bizim en büyük destekçimiz ve böyle zor bir zamanda bir ortak gibi çalıştık ve onların desteği sayesinde, öğretmenlerimizin fedakarlığı sayesinde bu zor zamanları inşallah hep beraber atlatıyoruz. Güzel bir yaz diliyorum ama bu yazın okuyarak geçmesi, sporla geçmesi, sanatla geçmesi bizim açımızdan çok kritik. Bunun için elimizde ne imkan varsa sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın birikimini değil, Türkiye'nin birikimini harekete geçiriyoruz. Ben herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Evet. Şimdi 5 Temmuz'dan itibaren dileyen öğrencilerimiz, dileyen velilerimiz, bizim okullarımızda farklı imkanlar var. Bu imkanlardan yararlanmak isterlerse başvurular başladı ve benim ilçemde, benim bölgemde acaba hangi okulda hangi etkinlik var? Ben neye katılmak isterim? Çocuğumun hangi etkinlikte bulunmasını öneririm. Buna karar verecekler ve başvurusunu yapacaklar. Ücretsiz olarak bütün bunlar belki tırnak içinde mecazi olarak bir yaz okulu tadında yapılacak. Ve bunun için sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın imkanları değil, Genç Spor Bakanlığı'nın imkanları, Aile Bakanlığımızla yaptığımız çalışmalar, Sağlık Bakanlığımızla yaptığımız çalışmalar, belediyeler, bir takım vakıflar vesaire, bütün bunların katkılarıyla beraber her ilçede hangi etkinlikleri yapabiliyoruz, bunları rahatlıkla bulup, erişip yararlanabilecekler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.